Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu felaket bölgesinde haber muhabiri Atagündüz Kurşun'un sorularını yanıtlayacak. Hemen onlara kulak verelim. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Minasarı, Antalya'dayız. Manavgat ilçesindeyiz. Değerli bir konuğumuz var. Özel röportajımızı gerçekleştireceğiz. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Sayın Bakan, hoş geldiniz efendim A Haber yayınına. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür efendim. Ediyoruz. Koordinasyon toplantısından çıktınız. Yayınımızda biraz o yüzden gecikti. Bizi de kırmadınız. Çok yoğunsunuz. Sabahtan bu yana da bizler de takip ediyoruz. Sıcağı sıcağına şunu sorayım. Koordinasyon toplantısında ne konuşuldu? Koordinasyon toplantısında durum değerlendirmesi yaptık öncelikle. Çünkü birkaç gündür sahada bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken tüm kurumlarımızla beraber, devletimizin kurumları, belediyelerle beraber diğer taraftan da hasar tespiti yapmaya çalışıyorduk. Ve geldiğimiz son noktada yangın hangi noktada, Antalya'nın hangi ilçesinde, ne noktada ve bugüne kadar tespit ettiğimiz hasar nedir? Vatandaşlarımızın ne kadar evi yandı, iş yeri, ara tarlası, bahçesi, serası, küçükbaş, büyükbaş hayvanı dahil tüm ihtiyaçlar tespit edildi ve buna yönelik vatandaşlarımıza nasıl yardım edeceğiz? Bugüne kadar oluşturduğumuz koordinasyon merkezi ve birimler vardı mahallelerle ilgili. Onları tekrar gözden geçirdik, güçlendirdik ve vatandaşların ayağına hizmetleri nasıl götürebileceğiz? Hangi kurumumuz hangi görevi üstlenecek? Tüm bunları bir kere daha gözden geçirdik. Kalabalık bir katılım vardı. İçişleri Bakanımız da bugün bize katıldı. Dolayısıyla bakanlarımızla beraber, 4-5 bakanla beraber, bakan yardımcılarımız da vardı, ilgili tüm kurumlarımız ve yerel yönetimleri temsil eden birçok belediye başkanımız da buradaydı. Son derece faydalı bir görüşme oldu. Şu anda yangının bazı bölgelerde kontrolün altına alındı ama rüzgar var. Nedir yangında son durum şu anda? Şu anda Manavgat kontrol altına alınıyor, evet. Bir tekrar parlıyor. Maalesef, maalesef. Nedir son durum? Yani sürekli bazen Poyraz, bazen Meltem. Nem oranı çok düşük. Bugünkü nem oranı %20. Normalde bu mevsimde Antalya'da nem oranı %80 civarında olur. Bazen daha da yüksek olur. Sürekli Poyraz ve Meltem'den dolayı yangının yönü değişiyor. Bazen kuzey doğu oluyor, bazen kuzey batı oluyor, bazen güneyden kuzey oluyor ya da güneyden işte kuzey batıya doğru oluyor, kuzey doğuya oluyor. Sürekli değişiyor. O yüzden Manavgat'ın belli bölgelerinde şu anda kuzeyde, kuzey kısmında özellikle yangın devam ediyor. Diğer taraftan Akseki'de bir yangınımız var. O da devam ediyor. Gün doğmuşta başlayan bir yangın rüzgarın kuzey batıya doğru olmasından dolayı bugün helikopterle de oraları gezdik. Alanya sınırına doğru geldiğini görüyoruz. Sabah oraya 3 tane. Gazipaşa civarında da bir yangın vardı. Gazipaşa'daki yangın büyük olasılıkla kontrol altına alınmıştır. Biz gittiğimiz zaman bugün oraya gittik bakanlarımızla. Aşağı yukarı bitmek üzereydi. Ama kesin konuşmak mümkün değil bu şartlarda. Söylediğiniz gibi bir taraftan rüzgar olunca. Bir taraftan rüzgar var. Ama çok küçük bir alandaydı. Ve helikopter ve diğer karadan da tüm çalışanlarımız müdahale ediyorlardı. İnşallah kontrol edilir. İşte gün doğmuşta başlayan yangın yani helikopterin ve uçağın giremeyeceği bir bölge. Ama şimdi oradan çıktı ve uçaklar da yarın sabah 3 tane uçağı o bölgeye yönlendiriyoruz. Yani düne göre çok daha iyi durumdayız. Bugün kuzeyde ilerleyen yangını da durdurduklarını arkadaşlar belli yere sıçramaması gerekiyordu. Bazı köyler vardı ve onu durdurduklarını gördük. Sahada indik. Bugün hem vatandaşa gittik hem de çalışmaları yerden de izledik, sadece havadan değil. Belli yerlerde karşı ateş dahil her türlü hazırlıklar yapılmış. Elimizden geleni, arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. Düne ve bir önceki güne iyiyiz. Aslında bugün için daha da umutluyduk ama bugünkü sert esen rüzgar yüzünden
istediğimiz noktaya gelemedik maalesef. Efendim, mahallelerde durum nedir? Çünkü ormanda başladı ama çok sayıda da yerleşim yeri ne yazık ki alevlere teslim oldu. Bazı mahalleler boşaltıldı. Evet. Bununla ilgili son gelişmeler nedir? Kaç mahallede şu ana kadar tüm Antalya'da 42 mahalle etkilendi. 27 mahalle tahliye edildi. Bu akşam Bayır Kozağacı dahil iki mahalle, eskiden Gündoğmuş'a bağlıydı, şimdi Alanya'da Güzel Bağ'la beraber Alanya'ya bağlı. O mahalleleri de bu akşam tedbir için arkadaşlarımız boşaltıyor. Belediye başkanımız hatta buradaydı, gitti Alanya'ya. Sonuçta 27 mahalle tahliye edildi ve ediliyor. 15 mahalle kısmen etkilendi. Yangın belli bölgelerine geldi. Ama tamamen evler falan, çok az evlerde hasar var. Ama toplamda 42 mahalle etkilendi tüm Antalya'da. Sadece Manavgat'ta değil. Peki destekler ne durumda vatandaşlara yönelik? Tabii bu tahliye işlemleri yapılıyor ama bir taraftan da devletin tüm unsurları da seferber edilmiş durumda. Destekler ne aşamada? Hasar tespitleri yapıldı, yapılıyor. Bu hasar tespitleri yapılırken hizmetler de vatandaşlarımıza verilmeye başladı. Öncelikle elektrikle ilgili vatandaşlarımızın ciddi sorunları vardı. Çünkü büyük kesinti vardı. 42 bin civarında aboneye elektrik verilemiyordu. Bu 802 trafo ediyor. Bu akşam itibariyle bu 188 trafoya düştü. Bu gece itibariyle 120'nin altına düşecek. Aynı şekilde elektrik alamayan kişi 42 bin demiştik. Bu 8 bin civarında şu anda, bu gece itibariyle de 6 binin altına düşecek. Belediye de aynı şekilde elektriğe bağlı su çalışmalarını devam ettiriyor. Maalesef telef olan hayvanlar vardı, küçük ve büyükbaş hayvanlar. Onların tespitleri yapıldı çünkü hava sıcak, koku da salıyor. Ve bu gece itibariyle onların hepsi de gömülmüş olacak. Diğer taraftan vatandaşlarımızın evi yandı, mobilyası yandı ve kurumlarımızdan paralar da geldi bugün. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız sabah 5 demişti. Durumun vahametini, yani tespitler geldikçe arttıracağız demişti. Hemen aynı gün 10 milyona çıkardılar. Şu anda devletimizin değişik kurumları, AFAD'ımız, Çevre ve Şehircilik, Tarım Orman Bakanlığı, Aile Bakanlığımız gibi kurumlarımızdan bir 30 milyon civarında geldi. Şimdi vatandaşlarımıza yarından itibaren ödemeler başlayacak. Hatta bugün de başladı. Ödemeler başlıyor ve vatandaşlarımıza telefon da açacağız. Söylediğimiz gibi Ziraat Bankası açık. Bunlar şu anda vatandaşlarımızın mobilya vesaire acil ihtiyaçlarını karşılamak için ödenecek miktar. Hasar tespit edildikten sonra tabii vatandaşlarımızın tarım, aynı şekilde bazı seraların şeyi var, tarsim sigortası var. Muz seralarının özellikle, ama kırsaldaki vatandaşlarımızın maalesef yok. Onların da hasarını neyse bizim ödememiz lazım. Onu gidermemiz lazım. Devlet bugünler için var. Hasar tespiti yapıldıktan sonra hangi vatandaşımızın ne kadar ihtiyacı var, onlar da ayrıca verilecek. Evleri yanan vatandaşlarımız için projelerimiz çok güzel. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bugünkü koordinasyon toplantısında ekrana da yansıttı. İnşallah vatandaşlarımıza bir taraftan evlerini yapacağız ve bir sene içinde teslim etmeye başlayacağız. Diğer taraftan şimdi hayvanlar telef olmadı. Hayvan barınakları da, ağıllar da aynı şekilde, ahırlar ve ağıllar da yandı, kül oldu. Hatta bazı, tabii bu bölge bizim Yörük bölgesi, bizim de koyunlarımız, keçilerimiz yaylada, babamın, vatandaşlarımızın da epeyce bir kısmının malı yukarıda ama bazıları kurbanlık olarak getirmişler, elde kalanları göndermemişler, tutmuşlar. Şunu söylemeye çalışıyorum, Eylül gibi yayladan, hatta Ekim'e doğru yayladan dönecek hayvanların barınma yerleri, ağıl ve ahırlar yandı. Onları da işte ne yapacağımızı konuştuk, onları vereceğiz. Vatandaşa sıcak yemek sadece belli noktalarda veriyorduk. Şimdi mahallelerde vatandaşın doğrudan evine gönderiliyor. Su ve diğer iaşe ihtiyaçları, giyecek ihtiyaçları karşılanıyor. Belki aşağıda görmüşsünüzdür. Aşağıdaki spor salonunu bu amaçla bir depolama merkezi olarak kullanıyoruz. İnanılmaz bir seferberlik var. İnanılmaz gerçekten bir seferberlik var ve
Antalyalı, Manavgatlı, Alanyalı ve tüm yani Serik ilçe ilçe saymayacağım her yerden geliyor. Ama Türkiye'nin her yerinden de komşu illerden de aynı şekilde yardım göndermek isteyenler var. Yeterince burada yiyecek içecek var. Artık diyoruz ki yardım yani yiyecek içecek göndermenize gerek yok. Tabii kadınlara yönelik özel ihtiyaçlar var. Onlar da gideriliyor. Onlar da vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Muhtarlarla temas halindeyiz. Yani vatandaşımızın şu anda ne ihtiyacı varsa onları gidermek için yol haritamız ve çalışmalar yol haritamız oldu var. Çalışmalarımız da başladı. Ve pazar gün akşama kadar tabii yangından yeni etkilenecek yerler de var olabilir. Yangını bir taraftan söndürürken diğer taraftan vatandaşlarımızın ihtiyacı olan acil ihtiyaçlarını kısa süre içinde hatta dedik ki pazar gününden önce hepsini yani iki gün içinde karşılayalım dedik. Yani burada beş bakan olarak tabii diğer bakanlıklarımız icracı bakanlıklar. Ben Dışişleri Bakanıyım. Elbette kabinemizin bir üyesiyim ve bu şehrin bir insanıyım. Uzun yıllar milletvekili olarak da temsil ettim. Biz de tüm bu icracı bakanlıklarımızın ve diğer kurumlarımızın yaptığı çalışmalara hem bu bölgenin insanı olarak hem de Dışişleri Bakanı olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Diğer taraftan yurt dışından çok yardım göndermek isteyenler var. Azerbaycan'dan işte 102 kişi geliyor, bugün geldi uçakta. Onlar diğer helikopter dahil bazı araç gereçte göndermek istediler ama onlar karayoluyla gelecek. Teşekkür ettik. Bugün Bosna Hersek bile çok teşekkür ediyoruz. Yüzden fazla yanlış hatırlamıyorsam 140 kişiydi. Dışişleri Bakanı aradı. Yangın söndürme uzmanı göndermek istiyoruz dediler. Teşekkür ettik kendilerine. İşte Ukrayna'dan Cumhurbaşkanımızın da Zelenski ile görüşmesiyle beraber uçaklar 3 tane daha geldi. Dışarıdan Borel aradı biraz önce. Birçok Dışişleri Bakanı arıyor. Mesaj atanlar var. Her yerden. Körfez bölgesinden bugün Kuveytli aradı. Yunanistan Dışişleri Bakanı da aradı, sordu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Her zaman orada da bir afet olduğu zaman zaten Türkiye ilk arayanlardan bir tanesi oluyor. Sonuçta bunları da bir taraftan koordine ediyoruz ihtiyaca göre. Ama diğer taraftan buradaki çalışmalara da elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Efendim bir taraftan da soruşturma süreci var malum. Herkesin aklında olan bir soru, merak ettiği bir soru. Bazı gözaltılar da oldu. Soruşturma ne aşamada? Yine Antalya'da sizin bölgenizde vatandaşla jandarma arasında da bir arbede yaşandı. Siz de oradaydınız. Olayları yatıştırmaya çalıştınız ama şahsınıza yönelik farklı bir provokatif olaylar gerçekleşti, bir algı yürütülmeye çalıştı. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Şu ana kadar elbette kapsamlı soruşturma devam ediyor. Biraz önce İçişleri Bakanımız koordinasyon toplantısında da söyledi. Kendisi de bilgi veriyordur mutlaka. Şu ana kadar kundaklama ile ilgili, ormanların yakılmasıyla ilgili değişik gözaltılar var. Değişik farklı kişilerin gözaltına aldığını sizler de biliyorsunuz. Ama şu ana kadar bu yapılan çalışmalar çerçevesinde somut olarak şu ormanı, şu bölgeyi, şu yaktı ya da bunlar yaktı diyecek bir somut bir bilgi bulgu yok. Ama çalışmalar devam ediyor. Mutlaka ortaya çıkacaktır. Şüpheler var. Doğal olarak şüpheler var. Bir Manavgat'ta aynı anda dört yerde yangının aynı anda başlaması doğal bir şey değil. Türkiye'nin aynı anda birçok şehrinde bu kadar yangının başlaması da doğal karşılanmıyor. Halkımızın da şüpheleri var, bizim de var. Ama bu soruşturmalar neticesinde ortaya somut bir şey çıkmadan şöyle oldu, böyle oldu varsayım üzerine bizim yanlış bilgi vermemiz doğru olmaz. Bu çalışmalar devam ediyor. Biraz önce bahsettiğiniz olay ise dün akşam gerçekleşti. Bana bir telefon geldi, arkadaşlarımız geldiler, bir telefon geldi. Dediler ki şurada mahallede, bir mahallemizde, ismini vermiyorum mahallemizin, biliyorum neresi olduğunu da. Vatandaş toplandı, şüpheli 3 kişi var ve vatandaşlar bunu polis ve jandarmanın elinden almak istiyor. Orası jandarma bölgesi, polisten... Polis özel harekattan da takviye gelmiş.
Ve vatandaş güvenlik güçlerimizin elinden almak istiyor, linç etmek istiyor. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey yok. Bir şey değil yani, Antalya olarak da yok. Hele hele polisini, askerini, jandarmasını bizim tüm milletimiz sever de Antalyalı hemşerilerimiz daha da fazla sever. Ben bunu çocukluğumdan beri görüyorum. Neticede oraya gidip hemşerilerimizi sakinleştirmek istedik. Tabii vardığımızda çok gergin bir ortam vardı. Çok gergin bir ortam vardı. Ama ben buna rağmen gittim. O gergin ortamda tabii o insanları kurtarmaya niye geldiniz diye tepki gösterenler de oldu. Ama bunu yaparken diğer taraftan bu olayla, yani o üç şüpheli şahsın dışında biraz siyasi sahikle ve birikimle söz söyleyen de oldu. Bu da doğaldır. Özellikle oraya farklı ilçelerden de insanlar gelmiş. Yani o köyden ya da o mahalleden ya da diğer mahallelerimizden gelen insanların dışında farklı ilçelerimizden gelenler de vardı. Gergin bir ortamdı. Ama ben girdim vatandaşlarımızın arasına, anlattım kendilerine. Bu yaptıklarının doğru olmadığını söyledim. Her şeyden önce 3 tane şüpheli. O şüpheli kişilerin de, ben onları da savunmak için söylemiyorum. Çünkü kavga etmişler, bıçaklama olayı da var. Ama verdikleri ifade ve diğer köylere de, mahallelere de gitmişler. Antalya'dan gelmişler, yiyecek içecek dağıtıyorlar. Su, ayran vesaire. Antalya'dan çocuklar. Yani bunlara PKK'lı demek doğru değil. Yani PKK'lı olup olmadığını bilmeden söylemek de doğru değil. Ama o gergin ortamda bu tür şeyler de oldu. Ama biz o olay içinde özellikle ön planda olanlarla ilk önce görüştük. Onları yumuşattık. O vatandaşlarımız, en gergin olanlar bile daha sonra diğerlerinin sakinleştirilmesi konusunda bana yardım ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sonra telefonlarını da aldım. Hatta yolda akşam gece teşekkür de ettim. Ve en sonunda birçok vatandaşımız dağıldı bir grup. İki ayrı yerdelerdi. Bir arabanın olduğu yerde, bir de aşağıda. Aşağıdakiler dağıldı. Büyük bir olanda dağıldılar. Sonra yukarıya çıktık. Orası daha gergindi. İşte o vardığımız yerde bizi görünce bunları kurtarmaya geldiniz, yuh bu falan diyenler oldu. Biz tabii o toplumsal psikolojiyi bildiğimiz için bu tür ortamlarda böyle şeyler olabilir. Onu da anlayışla karşılamak lazım. Ama ben o vatandaşlarımın doğrudan içine girdim. Ve onlarla sohbet ettim, anlattım. Yani devletin kanunları var, kuralları var. Bu polis, bu asker, bu jandarma teröristle mücadele ediyor her yerde, içeride dışarıda. Çok şehidimiz var. Bu insanlara güvenmeliyiz. Bunların bir kısmı yangın yerinde vatandaşlara gitmek zorundadır vesaire. Onlarla sohbet ettik. Biraz öncesinde sonrasında hafif böyle itiş kakışlar, biraz şeyler olmuş ama oldu ama o arada da tabii güvenlik güçlerimiz gereğini yaptı ve o üç şahıs şu anda gözaltında, soruşturma devam ediyor. Vatandaşlara da dedi ki isteyenler mahkemeye gelsin, onlar da görsünler suçlama nedir, delil nedir, görsünler ortada bir şüphe varsa bunu da vatandaşımızın da böyle olsa da olmasa da görmek hakkıdır. Biz de onlara dedik ki evet, sizden içinizden hepiniz gelemezsiniz, temsilcileriniz gelsin. Böylelikle sakinleştirdik. Tabii bu olayı, yani büyük Allah korusun, yani güvenlik güçlerimizde vatandaşımız ciddi bir şekilde karşı karşıya gelebilirdi. O kadar gerginlik vardı. Bizim de görevimiz hem hemşehriler olarak hem de Dışişleri Bakanı olarak vatandaşlarımızı sakinleştirmektir. Biz bu kadar iyi niyetle oraya giderken işte Çavuşoğlu kovalandı da yuhalandı da oradan gönderildi, öyle gönderme falan yok. Başlangıçta böyle bir tepki oldu ama sonra herkes yumuşadı, size güveniyoruz dediler. Çoğula sarıldık, kucaklaştık, el ele tutuştuk. Olayı da bu şekilde tatlıya bağladık. Ben orada yani bir tepki gösteren de, göstermeyen de hepsine, sonradan hepsiyle de kucaklaştık. Sağduyu hakim oldu. O yüzden hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Büyük bir facianın da önüne bu şekilde geçmiş olduk. Allah korusun. Buradan da tüm hemşehrilerime ve vatandaşlarımıza bir ricamız var. Onu da iletmek isterim. Bu tür tahrikler çok olacak. Yani burada devletin güvenlik güçlerine güvensinler. Burada Antalya'da bile çok sayıda böyle ihbarlar geliyor, o geliyor, bu geliyor. Artık herkes birbirine şüpheyle bakıyor. Ama bu tür provokasyonların bir amacı da zaten milleti birbirine düşürmek. Bu tuzaklara düşmeyelim. Evet, bir afetle karşı karşıyayız. Bugüne kadar görülmemiş yangınlarla karşı karşıyayız. Bunun da üstesinden geliriz.
eğer burada bir terör saldırısı, kundaklama ne varsa bunun sorumlularını da buluruz ve gereğini de yaparız. O yüzden vatandaşlarımız müşteri olsunlar ve yangın ve diğer afetlerde her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın tüm gördüğü zararları da karşılamak bizim de boynumuzun borcudur. Efendim, yangına müdahale konusunda da birkaç gündür tartışmalar var. Bugün ilk onunla ilgili açıklamayı Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum yaptı. Ardından Başkan Erdoğan açıklamaları vardı uçak, helikopterle müdahale konusunda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da şöyle bir çağrı geldi. Türk Hava Kurumu'nu kastederek işte mühendisler, pilotları CHP'li belediyelerde istihdam edelim. Hatta şöyle bir ifade kullandı. Yeni bir iş modeli öneriyorum. Yangınlara biz müdahale edelim dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, ana muhalefet liderinin bu açıklamalarını. Öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu, ben genel başkanlar hakkında çok konuşmayı sevmiyorum. Çünkü her partinin bir genel başkanı vardır. Biz kendi genel başkanımıza da hürmet ederiz, saygı gösteririz. Diğer partilerin farklı görüşlerden de olsa, muhalefetten de olsa, Cumhur İttifakı'ndan da olsa genel başkanlara da saygı duyarız. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bir devlet adamı olsaydı, devlet adamı illa iktidarda olmakla olmuyor. Geçmişte bürokratlık yapmış bir siyasetçidir. Bir devlet adamı olsaydı, gerçek anlamda iyi niyetle buraya gelmiş olsaydı, öncelikle gelip bizim bu koordinasyon merkezimizde 4 tane bakan var. Süleyman Bey daha gelmemişti. Bizlerle görüşür, çalışmalar hakkında bir bilgi alırdı. Çünkü biz koordinasyon çalışmalarımızın içine Büyükşehir Belediye Başkanımız, Manavgat Belediyesi, bunların her ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve diğer belediyeye bağlı ilgili ASAT dahil ilgili kurumların üst düzey yöneticilerini de dahil ediyoruz. Onlarla beraber görüşüyoruz, onlarla beraber konuşuyoruz ve görev dağılımını da birlikte yapıyoruz. Herkesin yapacağı bir şey var. Sonuç itibariyle uçaklarla ilgili değerlendirmeleri bugün Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Bey bir kere daha izah etti. Şu anda kiraladığımız uçaklar da Türk Hava Kurumu üzerinden kiralanan uçaklar. Şimdi Türk Hava Kurumu'na karşı bir tutum yok ki burada. Ya uçaklar çalışamaz halde olduğu için bir helikopter bile o uçaklardan daha iyi hizmet görebildiği için yangın söndürme bakımından o uçaklar şu anda kullanılmıyor, kullanılmaz halde. Burada kötü niyet yok. Niye kullanmayalım? Yalnız biraz önce söylediğim gibi bir devlet adamı olsaydı gerçek anlamda gelirdi. Bizi dinler, eksiklikleri görür, yaptıklarımızı da görürdü, bize de tavsiyelerde bulunurdu. İyi niyetle gelmediği ortada. Şimdi ülkede yangın var, her yerde var. Ana muhalefetin genel başkanının gelip de burada, çok özür dileyerek söylüyorum, yani ucuz siyaset yapmak yerine bir devlet adamı gibi davranmasını biz Antalyalılar olarak, Manavgatlılar olarak beklerdik. Ayrıca biz bugün belediyeler din de yapması gereken görevler var. Şimdi veremediği yerlerde su var. Aynı şekilde birçok hayvanların ondan sonra gömülmesi işlemi bu gece bitecek. Bir de kaç tane evimiz yandı? Binlerce. Peki evlerin söndürülmesi kimin görevi? Belediyenin görevi değil mi? İtfaiyenin görevi. İtfaiye. Peki belediyeler, özellikle Büyükşehir Belediyesi bunları söndürebildi mi? Söndüremedi. Peki biz Büyükşehir Belediyesi'ni suçluyor muyuz? Hayır, suçlamıyoruz. Neden? Öylesine bir afetle karşılaştık ki her yerden yangın geliyor. Büyükşehir'de yetişemedi. Yani belediye bu kadar bu işi, tüm yangını söndürmeye yetenekli olsaydı, herhangi bir belediye yetecek gücü olsaydı bu evlerin yanmasını önlerdi. Ben burada Büyükşehir Belediyesi'ni suçlamak için söylemiyorum. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun mantığının, mentalitesinin ne kadar yanlış olduğunu ve iyi niyetli olmadığını söylemeye çalışıyorum. Bizim de eksiğimiz var mı? Olabilir. Evet, yeni bakış, yani bu yangından da ders aldık. Bundan sonra, bugüne kadar böyle bir yangın olmadı. Bundan sonra yeni bir anlayışla, yeni bir bakışla bu tür afetlere hazırlanmamız gerekiyor. Şunun da yapılması gerekiyor deseydi, teşekkür ederiz Sayın Genel Başkan derdik. Haklısınız da derdik. Ama buraya kadar gelip de
devletin bu kadar çalışanı varken, bakanları varken, bu koordinasyon merkezi varken bizimle görüşmeden sadece ideolojik toplantılar yapması kötü niyetli olduğunun bir göstergesidir. Bundan bile yani siyaset üretmeye çalışıyorlar. Yazıktır, günahtır. Hep beraber ormanlarda bizim, bu şehirlerde bizim. Kim yönetirse yönetsin. Bu ülke, bu millet bizim. Böylesi günlerde birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. Biz burada yerelde bu birlik, beraberliği gösterdik ama Kılıçdaroğlu bugün geldi. O birlik, beraberliği bozdu maalesef. Evet. Yine Kılıçdaroğlu'ndan devam edeceğim. Yine para toplamayı eleştirdi. Bu milletin vergilerini nereye harcadınız diye sordu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi milletin vergilerinin nereye harcandı? Vergi nasıl gelir? Vergi nereye harcanır? Nasıl harcanır? Tüm kayıtlarıyla bellidir. Devlete giren her bir kuruş hesap ve devletin kasasından çıkan her bir kuruşun hesabı bellidir. Bu denetlenir ilgili kurumlarca. Bizim kurumlarımızda Sayıştay tarafından da denetlenir. Her sene raporlanır. Dolayısıyla geçmişte görev yapmış bürokrat olan bir kişi bunları çok iyi bir şekilde bilir. Ayrıca biz bir para toplama kampanyası yapmadık. Burada da dürüst davranmıyor maalesef. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bir genel başkan hakkında böyle konuşmak istemezdim. Bu sabah ben gayet güzel bir açıklama yaptım. Söylediklerim baştan sona belli. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, bazı arkadaşlar sosyal medyadan gördük, Muharrem İnce dahil. Hepsi aynı hatanın içine, yanlışın içine ya da dürüst olmayan bir yaklaşımın içine düşmüşler. Bizim söylediğimiz şu, siz de aşağıda gördünüz, birçok vatandaşımız aynı yardım yapmak istemiş. Ürünler su getirmiş, yiyecek getirmiş, giyecek getirmiş. Birçok şehirden, Antalya'nın her yerinden ve başka şehirlerden iş adamları dahil bizi arıyorlar. Burada çalışmalarımızı görüyorlar. Biz de yardım yapmak istiyoruz. Bazıları ağaç kampanyasına katılmak istiyor. Bazıları aynı yardım yapmak istiyor. Bazıları da nakit olarak yardım yapmak istiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu bu devletin gücünü de bilmiyor. Bu milletin hayırseverliğini de bilmiyor galiba. Millet yapmak istiyor. Biz bir kampanya açıp da ey millet buraya para verin bizim paramız yok demedik. Şimdi ne yapacağız böyle olduğu zaman? Biz şu anda özellikle aynı yardım göndermek isteyenlere teşekkür ettik. Şu anda yeterince var. İhtiyacı olursa sizi ararız dedik. Burada turizmciler dahil esnafımız herkes bugün Alanya'dan bile her bir muhtar 2-3 arabayla buraya getirip yardımlar yaptılar. Nereye beni aradıkları için biliyorum nereye bırakalım diye. Şimdi nakdi yardım yapmak isteyenler, yurt dışından da vatandaşlarımızdan arayanlar oldu. Kendi vatandaşlarımızdan. Biz de dedik ki valilik böyle bir hesap açacak. Valilikle temasa geçin. Bugünkü söylediğim de buydu. Şimdi bu bir hesap açıp da vatandaşlar hesap numarası bu. Ben hesap numarası da vermedim. Hesap yani bu tür yardım yapmak isteyenler var, var. Onlar da valiliğe başvursun. Yani bir yönlendirme yaptık. Genel bir yönlendirme yaptık valiliğe. Genel bir açıklamaydı. Biz bir kampanya başlatmadık. Önce dürüst olsunlar. Milleti yanlış yönlendirmesinler. Burada bir yangınla, afetle mücadele ediyoruz. Milletimiz çok iyi niyetli. Milletimiz yardım etmek istiyor. Milletimiz yardım etmek istediği zaman da hayır kardeşim senin bu hayır severliğine ben kabul etmiyorum, buna reddediyorum ya da senin yardımını kabul etmiyorum diyecek durumda değiliz. Bu milletimize saygısızlıktır, hakaret olur. Sayın Kılıçdaroğlu ve bunun eski adayı vesaire diğerleri de buna saygı duysunlar, bunu öğrensinler. Milletimizin cömertliği var, yardım etmek isteyenler de elbette. Biz de onu kolaylaştırmamız lazım, nereye yapacağını yönlendirmemiz lazım. Efendim son olarak şunu soracağım. Yarın bölgede neler yapılacak? Burada Antalya'da, Manavgat'ta çalışmalar ne olacak? Onu da sizden. Yarın yine yangının seyriyle ilgili tabii bakan arkadaşlarımızla bir inceleme yapacağız havadan, karadan. Çalışmaları takip edeceğiz, yönlendireceğiz. Diğer taraftan biraz önce bahsettiğim vatandaşlarımıza yapılacak yardımların koordinasyonunu yapacağız. Ve bunların doğru bir şekilde işlediğini, oluşan birimlerin her üç mahalleye bir birim oluşturduk. Ve diğer kurumların içinde olduğu bu koordinasyon birimlerinin görevleri belli oldu. Bu akşam da netleşti. Vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yarın biz arkadaşlarımızla beraber yapılan çalışmalara hem destek vereceğiz, hem koordine edeceğiz, yanlarında olacağız. Vatandaşlarımızı da ziyaret edeceğiz, mahallelerimizi ziyaret edeceğiz. Burada vatandaşlarımızla beraber olacağız ama birinci önceliğimiz tabii yangının tamamen kontrol altına alınıp söndürülmesi. Efendim, 1-2 dakikamız kaldı. Son olarak son cümlelerinizi alalım. Ardından sizi de çok fazla yorduk, yorgunsunuz. Birkaç cümleyle toparlayacak şimdi olursanız. Gerçekten sahada çalışan insanlar da bunu söylüyor ki, öyle görünüyor ki şehitlerimiz de var, vatandaşlarımız da vefat etti. Hepsi şunu söylüyor, bugüne kadar 30 yıldır, 40 yıldır Orman Genel Müdürlüğü'nde sahada çalışan mühendislerimiz, yöneticilerimiz de söylüyor, böyle bir afet, böyle bir yangınla Türkiye hiç karşı karşıya kalmadı. Allah beterinden saklasın, geçmiş olsun ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu süreçte vatandaşlarımızın ve dostlarımızın ve kardeşlerimizin, yurt dışından söylüyorum, ülke ve toplumlar olarak söylüyorum, soydaşlarımız dahil, ne kadar duyarlı olduğunu gördük. Özellikle vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Dualar, ondan sonra telefonlar, mesajlar. Antalyalı hemşerilerimiz de tüm zorluklara rağmen her şeyini kaybetmiş. Devletine, milletine bağlı hemşerilerimizin de metanetini gördük. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Kolay değil. Yani can malın yongasıdır. Mal canın yongasıdır daha doğrusu. Ve malını kaybetmiş, canını kaybedenler var. Yani büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımız öldü. Evini kaybeden var. Bir sürü zarara uğrayan insanlar var ve gözümüzün önünde ormanlarımız yandı. Ciğerlerimiz yandı. Hep yani halkımızın tabiriyle söylüyorum. Ama biz birçok zorluğun üstesinden geldik. Milletçe, birlik beraberlik içinde. Bunun da üstesinden geleceğiz ve tüm yanan yerleri ağaçlandıracağız. Vatandaşlarımızın hasarlarının hepsini gidereceğiz. İnşallah kolay bir süreç değil vatandaşlarımız için. Biz el birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz. Bundan hiç şüpheler olmasın. Sayın Bakan, çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu konuğumuzdu. Sözü Antalya'nın Manavgat ilçesinden tekrar İstanbul'a bırakıyoruz. Evet değerli izleyenler, Bakan Çavuşoğlu Atagündüz Kurşu'nun sorularını yanıtladı. A Haber ekranlarındaydı. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz onlara da.